Merhaba, yine Adem Çelçok'la beraberiz. Torakal vertebrayı çekeceğiz. Torakal vertebrada neye dikkat etmemiz gerekiyor? Torakal vertebra, yine posterior anterior çekeceğiz. Özellikle çekim kaset ucumuz omuzun 4 parmak yukarısına gelmesi gerekiyor. Sebebi şudur, özellikle neydi? Torakal vertebranın servikal 7'yi görmek, torakal 1'i göstermek için. Peki bunu nasıl anlayacağız? Özellikle torakalla servikal arasındaki fark. Şuradan anlayacağız. Bizim özellikle torakal 7 proçezi göreceğiz. Torakal 1'de özellikle kostaların başını gördüğümüz zaman kostaların başıyla torakal 1 başlar. Bu şekilde ayarladıktan sonra hastamızın şu şekilde baktığımız zaman diyaframları kısabiliriz, açabiliriz. Genelde açık, kısık diyafram daha iyi görünmekte. Tamamen hastanın sagittal planından geçmesini sağlamak gerekiyor. Santrizasyon noktamız tamamen göğsün orta kısmına kadar inmesi lazım ki bu önemli. Önemli olmasının sebebi şu: dozun homojen dağılmasını sağlamak. Homojen sağladığınız zaman, eğer ben şu santrizasyonu şu şekilde yaptığım zaman aşağı gelecek doz miktarı, yani X ışının kalitesi düşmeye başlayacak. O zaman buradaki densite, yani vücudun kalınlık densitesi daha kalın olduğu için görüntüde homojen bir dağılım meydana gelmeyecek. Bu santrizasyonlar çok önemli. Önemli ise bu santrizasyonun orta noktasından geri alana gelen X ışınının homojen dağılmasını ve görüntünün daha homojen bir şekilde görünmesini sağlamak. Torakal vertebramızda şu önemli, özellikle servikal 7'yi göreceğiz ve özellikle kostaların 1, 2, 3'ü görmemiz lazım ve bizim 11 ve 12. kostaların uçları serbest, diğer kostalar sternuma bağlı. Sternum burada kalın bir kemik olduğu için bu dozumuz biraz yüksek olması lazım ki torakal 12 tane torakal vertebra görülsün. 12 tane torakal vertebramız mevcut. 11 ve 12. torakal vertebraların kosta uçları serbesttir. Bu önemlidir. Serbesttir. Diyafram altlarından ne yapılır? Bunlar sayılır. Bu dozu biraz akciğer dozundan 10 kW ya da 12-15 kW arttırdığımız zaman bu doz ortaya çıkar. Lateralda nasıl yapacağız? Lateralda bu sefer kollar da devreye girecek. Lateralde hastamızı yan çevireceğiz. Kolları kaldırdığımız zaman başının üstüne, bu sefer daha kolları da ne yapmış oluruz? Görüntüden kurtarmış oluruz. Hastanın yine kaset boyu omuzun 4 parmak yukarısında. Bu şekilde yine koronal planın tam ortasına geçecek şekilde, göğüs kalıbının ortasına gelecek şekilde santrizasyonumuzu ne yapıyoruz? Yapıyoruz. Dozumuz dozumuzu da şu şekilde yaparız. Akciğer dozuna 20 kW artırdığımız zaman, 15 ile 20 kW akciğer dozumuzu artırdığımızda torakalın ilk servikal 7'den sonra saydığımız zaman 12 tane torakal vertebrayı çekebilmemiz, göstermemiz gerekiyor. Burada akciğer dozu da görülecek. Bununla beraber kostalarda ne yapacak? Mevcut olarak görülecek. Kanala destek olmak için lütfen abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki video, özellikle lomber çekimi, sonrasında skolyoz çekimi nasıl yapılır onu da anlatmış olacağım.